Herkese merhaba. Bugün sizler için zeytinli açma yapıyorum. Evinizde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz lezzetli ve doyurucu bir tarif. Yapımına hemen başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak kabımıza bir paket yaş mayanın yarısını koyalım. Çatalla bu şekilde parçalayalım. 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave edelim. 1 su bardağı ılık su koyduktan sonra 10 dakika bekleyelim. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir yumurtanın akını da ekliyorum. Sarısını üstüne sürmek için ayırdım. Tüm malzemeleri karıştıralım. Toplamda 6 bardak unumuz var ama hepsini birden değil, yavaş yavaş karıştırdıkça ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz koyalım. Hamurumuz çok sert veya çok cıvık olmayacak. Yoğururken elimizi bırakmaya başladığında istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Hamurumuzu mayalanması için 40 dakika bekletelim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi açmamızı yapmaya başlayalım. Bir kaseye elimizi yağlamak için sıvı yağ koyalım. Açmanın içine sürmek için yumuşamış tereyağı ve çekirdeklerinden ayırdığımız bir kase zeytinimiz var. İstediğiniz büyüklükte bir beze aldıktan sonra elimizde toparlayıp tezgahımızın üzerinde açalım. Açtığımız bezemizin üzerine bir miktar yumuşamış tereyağımızdan sürelim. Zeytin miktarı tamamen tercihinize kalmış, istediğiniz şekilde de yerleştirebilirsiniz. Zeytin yemeyenler için sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Zeytinleri koyduktan sonra hamurumuzu bu şekilde rulo yapalım. Hamurumuzu bu şekilde döndürelim. Kıvırıp ucunu ortasından geçirelim. Tüm bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Açmalarımızı hazırladıktan sonra tepsi mayası için yarım saat dinlendirelim. Üzeri için çörek otu veya susam tercih edebilirsiniz. Ben çörek otu kullanarak süsledim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika pişirelim. Ev yapımı, doğal, lezzetli, yumuşacık, içi kat kat olan zeytinli açmalarımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.